tekbir alalım. Fetih tekbirleri olsun. Bunu... Ecdadı İsa'mızın, büyük ecdadımızın azametinin, saltanatının buradan milyonda birini ancak gördünüz siz. Bütün dünyada, burada seyredenler de Osmanlı'nın azametinin milyonda birini bu temsil edemez. Allahu Ekber! Bu ruh yaşatılmadıkça, yaşatılmadığı müddetçe İslam aleminin ayağa kalkmasına Türk milletinin eski şeref ve itibarını kazanmasına imkan ve ihtimal yoktur. Dünyayı titreten mehterin sesleri. Tarihten bizim kulaklarımıza ulaştırılmış burada. Lakin bu seyrettiğimizi biz devam ettirmediğimiz müddetçe tarihteki şanlı yerimizi gözetemeyiz. Onun için elbette ki bizim bir ümidimiz vardır. Ümidimiz de imanımızdır. İmanımız odur ki bir kere daha Osmanlılık ruhu dirilecektir. Osmanlı'ya bu zedenin üzerine Allah'ın yıldırımları önsin. Kim olursa olsun Osmanlı'ya bu zeden, Osmanlı'yı çekemeyenlerin üzerine ilahi yıldırımlar önsin. Osmanlı'nın kılıncı kestiği müddetçe İslam ayaktaydı. Bugün biz kendi elimizle İslam'ın başını attık. Başsız kalan İslam ve Müslümanlar, bu kafirlerden, İslam'a düşman olanlar, bunlardan çekmediği kalmıyor. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Bir tek müminin kanına girilse, bir tek müminenin ırzına geçilse, bütün İslam aleminin ayağa kalkması icap eder. Vaciptir, farzdır. Allahu Ekber! Ne zamana kadar uyuyacaksınız ey müminler? İsminizden başka imanımıza delalet eden ne var? Bir tek mümini kafirler katletse, emir-ül müminin olan zat emreder, küffarın taş üstünde taşı kalmasın, omuz üzerinde başı kalmasın diyerekten fetva verilir, cihad ilan edilir. Cihad ilan edecek makamımız yoktur. Çünkü sultanımız yoktur. İster beğen, ister beğenme. Bir tek mümin hanımın eteğine dokunulsa İslam aleminin ırzına geçilmiş sayılır. Bütün Müslümanlar cihada hazır olmak icap eder. Burada seyir için değil bu mehterler. Bu ruhu yandırılacaktır. Hoşuna gelen de olacak, olmayan da olacak ama biz haklı söylemeye, burada bir yazı var. Nerede o yazı? Hak neredeyse hakkı söyleyeceğiz. Hakkı kabul etmeyenlerin üzerine, batıl ehlinin üzerine inecek yıldırımlar var. Kendini sakınsın. Bizim bir teklifimiz olacak. Çünkü bu gidişle Bosna dedik,
Bosna Osmanlı'dır. Osmanlı olduğu için Türk de bakmıyor. Müslüman alemi Osmanlı olduğu için onlara da buğz edip onlar da bakmıyor. Ve sırf kafiri, sırf kafirleri, onunla beraber bütün Avrupa'nın kafirleri ki İslam'ı doğduğu günden itibaren boğmak için, söndürmek için uğraşıyorlar. Bunları ancak bir şey korkutur. Türk korkutamaz. Türkler korkutamadı. Türkleri korkuttular. İslam alemi zaten bu tarafa bakıyor. O tarafa baktığı yoktur. Bunları korkutacak, ürkütecek bir meseleyi size söyleyeceğim. Bu tohumu ben atayım. Ondan sonra o yürüyecektir. Burada kabul eden etsin etmesin. O tohum atılmış olacak, yürüyecek, büyüyecektir. Ve kafirlerin istemedikleri olacaktır. Atalarımızdı, Osmanlıydı. Bu Avrupalının midesini bulandıracak, aklını şaşırtacak, sırrı da ürkütecek ismi vereyim ben şimdi size teklif edeyim ki onu elbette ki Cenab-ı Hak ileri götürecektir. Burada Almanya'da Subhanallah ürkütsen sayılamayacak kadar cemiyetiniz olmuş, bölük pörçük olmuşsunuz, her biriniz ya tarikat menbaından veyahut siyaset menbaından veyahut ticaret menbaından veyahut bir sürü vesilelerle her birerlerinizin birer cemiyeti var, biri ötekisine tabi olmaz. Şimdi umumi ismi söyleyeceğim. Her kim bu ismi kullanıp da Allah ve Resulü yolunda hazır olursa Allah ve Resulü onlardan razı olsun. Değilse bölücülük onlardadır. Cenab-ı Hakk'ın intikamı onlara yetişecektir. Burada lüzum eden, sırfı da ürkütecek olan, ehli salim olan, karşılarda ürkütecek olan yeni bir uyanıklık getirecek olan ismi söyleyeyim. Biz atalarını inkar eden kimseler değiliz. Bizim atalarımız Osmanlı'dır. Osmanlı'yı inkar eden. Biz mantar değiliz. Bizim tarihimiz 23'te başlamadı. Bizim tarihimiz yeryüzünde tarih yazıldığı andan itibaren tarihimiz var. Hanımız var, hakanımız var, kağanımız var, sultanımız var, padişahımız var idi. Tarihle beraber yaşayan milletiz. Ve dediğimiz gibi en son bütün dünyayı titreten ve İslam'ın sancağını 600 sene dalgalandıran milletimiz ki biz onlara mensubuz. Türkiye devleti şimdi ona varisin demiyor. Kendi kendisini yalnız sayıyor. Değil. Osmanlı'nın fethettiği toprakların üzerinde bugün bulunan devlettir o.